başka? Evet, hoş geldiniz. Şimdi toplamışız. Alan bakıyoruz da, seçim alanını şimdi. Şu şey, alanı düşünüyoruz, cam alanı düşünüyoruz. Çünkü bu alan... Orada zaten her zaman orada oluyor. Evet, sürekli orada oluyor. Kaç sandık? Dört. Evet, cam önü. Çok daha uygun olacak gibi duruyor. Tabii. Arkası. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Evet. Gel abi. Adana Milletvekili. Evet. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerim. Bugün burada olağanüstü kongremizi yapmak üzere genel merkezimiz tarafından ve sizlerin oylarıyla divan başkanlığına seçilmiş buluyorum. Divan başkanlığı için beni layık gördüğünüz için tüm buradaki delege arkadaşlarıma, salonda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kongremizin hem Tekirdağ'ımıza, hem partimize, hem ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Beraber milletvekili yaptığım arkadaşım, Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarımız, salonda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurulduğu günden bugüne kadar emek vermiş, çeşitli kademelerde görev yapmış, üyesinden, delegesinden, yönetimlerde görev yapan, ilçe başkanlığı yapmış, tüm dostlarımıza, daha doğrusu burada bulunan tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesine tekrar sevgi ve saygılarımı sunarım. Salonda bulunan kadınlarımıza da özellikle hoş geldiniz diyorum efendim. Evet, değerli arkadaşlar, basın emekçilerini de, diğer parti temsilcilerini, salonda bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, daha doğrusu ismini unuttuğum olursa kusura bakmasın, kongremizde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza da tekrar hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan tabii önemli iki tane telgrafımız var, onları okuyayım. Divan Başkanlığı'na yapılmakta olan olağanüstü Tekirdağ İl Kongresi, NATO toplantısı için yurt dışında bulunduğumdan dolayı bulunamıyorum. İl Başkanlığı ve Yönetim Kurulu başarılar diler, seçilecek yönetime başarılar dilerim. Faik Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü, Tekirdağ Milletvekili. Yine tabii önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partililerinin hepsinin kalbinden geçen, bizim de milletvekili olarak kalbimizden geçen, inşallah altın masanın da onayıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı olacak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını okuyorum. Divan Başkanlığı'na olağanüstü Tekirdağ İl Kongremizin tüm vatandaşlarımıza ve dostlarımıza, partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum. Yeni seçilecek yönetime başarılar diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Evet değerli arkadaşlar, sevgili basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Kongresi olağanüstü kongre gündemi. İlk önce verilen bir dilekçe var. Tüm çoğunluk sağlanmıştı. Kongremizin blok listeyle yapılmasını talep ediyor delegelerimiz. Kabul edenler, ekleyenler bunu oylamaya sunmak zorundayım. Kabul edilmiştir. Tekrar blok listeyle yapılmak istenen, kabul edenler
etmeyenler kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi 24-12-2022 dönemi yönetim kurulu raporu okunacak. Ben bu arada bu zor süreçte gerçekten geçici kurulda görev alan birbirinden değerli, bu görevi de bugüne kadar başarılı üreten tüm geçmişteki il başkanlığı ve beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Yaptıkları görev önemli bir görevdi. Çok teşekkür ederim. Ben şu an bu raporun, hesap raporunun okunması için bir arkadaşı rica ediyorum. Başkanım. Evet. Sayın Divan, hocam, rütbesi ne olursa olsun emeğiyle, katkılarıyla, desteğini esirgemeyen Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin değerli üyeleri, sizleri Tekirdağ Geçici İl Yönetim Kurulu adına saygılarımızla ve özellikle de sevgilerimizle kucaklıyoruz. Olağanüstü kongremize hoş geldiniz. Ayrıca kongreye katılma nezaketi gösteren siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine, kentimizin yaşayanlarına, yine bugün yaşananları yarınlara taşıyacak olan, geçmişin hafızasını bizlere unutturmayacak olan yerel basınımıza da bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. CHP Genel Sekreterliği'nin 24 Ekim 2022 gün ve 2022'ye 852 sayılı kararlarıyla boşalan Tekirdağ İl Yönetim Kurulu'na geçici kurul olarak atandık. Bu atamanın temel amacı 45 gün içinde Tekirdağ İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'ni düzenlemek ve seçim sonucu belirlenecek yeni yönetime görevi teslim etmektir. Öncelikle süresi içinde tüm hazırlıkları tamamlayarak bugün kongremizin toplanmasını sağladığımız için görevimizi yerine getirmenin huzurunu yaşamaktayız. Bu arada çalışmalarımızı sürdürdüğümüz parti binasının kazanılmasında başta o dönemin il yönetimine, binanın tepkisinde katkı veren ve emeği geçen tüm partilerimize de bir teşekkür sunmadan geçemiyoruz. Bu 45 günlük süre içinde olağan bir il yönetim kurulunun tüm görevlerini yerine getirmek için sadece 7 kişiden oluşan bir kurulla elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Şöyle bir yaşanan olayları kronolojik olarak izleyecek olursak, 25 Ekim tarihinde geçmiş il yönetiminden devir teslim talebinde bulunduk. Ancak ne yazık ki bize devir etmek üzere gelen olmadı. Resmi belgeleri de partinin profesyonel sekreterinden almak zorunda kaldık. Bu konuda üzüldüğümüzü belirtmekteyiz. Bu sırada şunu söylemekte de bir yarar var. Yıllarca bu parti için emek koymuş, İl başkanlığı dahi yapmış kişilerden oluşan bu kurulun hiç kimseye bağlı olmayacağını, bağlılığımızın sadece partiye ve parti menfaatlerine yönelik olacağını da her fırsatta çekinmeden kurul olarak dile getirdim. Buna rağmen de 45 gün boyunca umutla beklememize karşın geçmiş il yönetiminden hiçbir ziyaret alamadığımız gibi bazı parti büyüklerimizden de hayırlı olsun mesajını alamadan bugünkü kongreye kadar geldik. 26 Ekim 2022 günü ilçe başkanlarına yaptığımız çağrıya uygun olarak il binasında bir toplantı yaptık. Bu toplantıda
geleceğe yönelik yapılması düşünülenlerle geçmişten gelen sıkıntıları paylaştık, dertlerini dinledik. Vaktimiz yetmedi. 45 gün içinde o dertleri belki çözemeyeceğiz ama en kötü ihtimalle yeni oluşacak olan İl Yönetim Kurulu'na geçici il kurulu olarak bir rapor düzenlemek suretiyle onlara da katkı vermeye çalışacağız. Yerel basınla oluşan yeni kurulu bir araya getiren bir basın toplantısı düzenledik. O toplantıda sorularıyla, katkılarıyla, bizi sahiplenmeleriyle onurlandıran basın mensubu arkadaşlarımıza yeri gelmişken bir kere daha teşekkür ediyoruz. Her ne kadar delege listelerinin askıya çıkartılması konusunda yasal süre başlamamış olsaydı bile 14 Kasım günü İl Başkanlığı'nda mevcut il delege listesini gayri resmi olarak askıya çıkardık. Durumu SMS ile de sadece il delegelerine değil, tüm parti üyelerine duyurduk. Böylece olası itirazların kısa bir süreye sığdırılması yerine uyarı niteliğinde gelebilecek itirazların da yolunu açmış olduğumuzu düşündük. İstifa eden Süleyman Paşa İlçe Yönetimi'nin yerine oluşturulacak 5 kişilik geçici il yönetim kurulu ile ilgili öneri amaçlı liste düzenleyerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine yolladık. Bu arada her ne kadar metinde yoksa da biz geçici il yönetim kurulu 7 erkekten oluştu. Bu biraz bizim ayıbımızdı muhtemelen. O ayıbımızı kapatmak adına geçici ilçe yönetim kurulunun oluşturulmasında bizim de katkılarımızla 5 kadınla bu kurulu oluşturduk. O 5 kadınla oluşturduğumuz için hem mutluyuz, hem huzurluyuz, hem de övmüşlüyüz. Şarköy ilçesini ziyaret ederek gerek yönetim gerekse partilerimize görüş alışverişinde bulunduk. 9 Kasım 2022 günü Çorlu ilçe yönetimini ziyaret ederek geniş katılımlı bir toplantı sağladık. Partilerin talepleri, endişeleri, önerileri dinlendi. Daha sonra konuyla ilgili değerlendirmeler verildi. Aynı gece Gençlik Kolu'nun hazırladığı atayı anma ve nöbetini tutma etkinliğine katıldık. Böylesi bir etkinliği hazırlayan genç kardeşlerime de bir kez daha teşekkür ederiz. Aynı gece Çorlu'dan döndükten sonra İl ve Süleymanpaşa Gençlik Kolları'nın aynı nitelikteki etkinliklerine de gecikmeli olsak da yetişip gençlerle birlikte olduk. Bu vesileyle bu etkinliği düzenleyen Süleymanpaşa İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimine de teşekkür ediyorum. Görev aldığımız süre içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ve diğer etkinliklere katılarak partimizin temsil görevini yerine getirdik. Ayrıca Muratlı ilçesinin Kurtuluş Günü etkinliklerine de katıldık. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde de düzenlenen anma törenine katılarak bir kez daha kendisine şükranlarımızı sunduk. Diğer ilçelere gitmeyi çok istememize karşın görev süremizin kısalığı, kurul üye sayısının azlığı ve iş yoğunluğu nedeniyle bu ziyaretleri gerçekleştirme şansımız olmadı. Diğer yandan görev süremiz boyunca özellikle ülkemizde yaşanan ekonomik göçüş nedeniyle geçim zorluğu yaşayan, hayat mücadelesinde ayakta kalmaya çalışan partili partisiz insanlarımızın kendilerine veya evlatlarına iş bulabilme umudu ile sayısız iş talepleriyle karşılaştık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Dileriz ilk seçim sonrasında mevcut siyasi iktidardan görevi bilir alıp insanca yaşamanın gereklerini yerine getirerek böylesine bir işsizliği ve yaşam zorluklarını ortada kaldırırız. Bu kongrede aday olmayı planlayan Sayın Volkan Nallar, burada iki isim vardı. Sayın Volkan Nallar partimizi ziyaret ederek adaylığını açıkladılar. Her iki kendisini projelerle dinledik. Başarı dileklerimizden uğurladık. Mali konulara gelince, her ne kadar mali devir gerçekleşmemiş olsa bile şu an itibariyle, muhtemel kaynakların yetersizliğiyle küçümsenmeyecek bir borçla karşılaştık. Devir alamadığımızdan net bir rakam verememekle birlikte
yaklaşık 100 bin lira civarında borcumuz bulunmaktadır. Bu borca karşılık bankalarda mevcut 36 bin lirasını kullanarak ivedilik arz eden yeni yönetime sunacağımız ödemeleri gerçekleştirdik. Ayrıca tedarik ettiğimiz 60 bin lirasını da bir kısım ödemelerde kullandık. Bakiye değer olan 36.697 lirada yönetime devredilecektir. Son olarak görevlendirilmemizin temel gerekçesi olan kongre hazırlıklarını bitirerek bugün görevimizi yerine getirmiş olmanın yukarıda da söylediğimiz gibi hazır ve huzuruyla 45 gün içinde gerçekleştirebildiklerimizi sizlerle paylaştık. Çalışma süremiz boyunca bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen tüm partilerimize sevgi ve saygılarımızı sunar, seçilecek olan yeni yönetime her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunuzu bildiriyorum. Sevgilerimize. Gel. Evet değerli arkadaşlar, ben biraz önce anons ettim ama yine de tekrarlamakta yarar görüyorum. Aramızda bulunan tüm siyasi parti temsilcilerine ve bizle beraber yol yürüyen Altılı Masa'nın temsilcilerine, oda başkanlarına, STK temsilcilerine, basın emekçilerine ve şu an bizim güvenliğimizle ilgili burada her türlü tedbir alan güvenlik görevlilerine de ayrıca teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Sayın İl Başkan adayını konuşmasını yapması veya İl Başkanı'nın yönetim kurulu üyelerinin seçimlerle ilgili maddeleri geçmeden önce ben birkaç kelime söyleyip vaktinizi almadan devredeceğim. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Düney'in Sayın Genel Başkanımızın 100. yıla çağrısı beyannamesiyle dün İstanbul'da büyük bir coşkuyla kutladık. Ama biliyorsunuz bugünlerde bütçe görüşmeleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, biz yine de nezaketimizi bozmayalım. Sayın Cumhurbaşkanının her yerde vatandaşlarımızdan her geçen gün biraz daha kemer sıkma istediği günlerde, bakın geçen hafta, geçen yıl yani 2022'de sadece külliyede günlük masrafın 10 milyon liranın, yani eski parayla 10 trilyonun yetmediği, önümüzdeki 2023'te de 18 trilyon istediği bir yönetim anlayışı. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'nin o zor koşullarda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hem savaşarak savaş meydanlarına da daha sonra da Türkiye'nin her tarafında yerli milli fabrikalar kurarak teslim ettiği bu ülkede maalesef sata sata bitiremedikleri, hatta ve hatta 3. dünya ülkelerinde bile propaganda yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportunu sattığı duruma getirdiler. Onunla birlikte maalesef Türkiye'yi 14 milyon sığınmacı cenneti yaptılar. Adana'da, Hatay'da, Antep'te, Kilis'te sığınmacı sayısı neredeyse yaşayan vatandaşlarımızla eşit sayıya geldi. Değerli arkadaşlar, öyle bir Türkiye düşünün ki yerlikten millikten bahseden İçişleri Bakanı maalesef dünyada ne kadar mafya liderleri varsa bir tarafta fotoğrafları, uyuşturucu baronlarla bir tarafta, diğer tarafta fotoğrafları, ama Türkiye'ye konuştuğu zaman da sadece ve sadece sınırlarımızla ilgili bile ayakkabı numaralarını bile bildiğim dediği İçişleri Bakanı, maalesef Türkiye'yi getirdikleri durum bu. Onun dışında da bilinmesi lazım ki son 1,5 yıl içinde 1.380.000 Afganlı, bunların içinde çocuk yok, yaşlı yok, kadın yok, 1.380.000 Afganlıyı 18 yaşla 25 yaş arası Türkiye Cumhuriyeti topraklarına soktular. Düşünebiliyor musunuz? Memleketim Adana'da 10 tane ilköğretim okulunda, bakın dikkatli bir şekilde 10 tane ilköğretim okulunda Suriyeli öğrenci sayısı Türk öğrencilerini geçmiş. Yerlilik millilik anlayışları bu. İçişleri Bakanı geçenlerde diyor ki çok abartıyorlar. Bir senede
Suriyeli çocuk, doğan çocuk sayısı 700 bin aşmış arkadaşlar. 700 bin. Otomatikmen bunlar biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna. Biz hiçbir zaman ırkçılık yapmadık. Hiçbir zaman da gelene kapımızı kapamadık. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin gelenekleri, görenekleri vardır. Şunun altını çizilmesini özellikle belirtiyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, dedelerimizin kanlarıyla kurtarılmış bu toprakları bunların yerlikleri, millikleri değil, Cumhuriyet'e partilerin ve bu ülkeyi gerçekten sevenlerin yerli ve milli mücadelesiyle tekrar Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı ayarlara dönecek diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Divanı görelim. Evet arkadaşlar. Gündemimizin 5. maddesi il başkan adayının konuşması. 6 il başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimleri kapanır. Ben şimdi il başkan adayının konuşmasını yapmaz. Daha doğrusu adaylık başvurularını bir alalım. Evet arkadaşlar, bu kadar. Başka aday olmak isteyen arkadaşımız var mı? Divana bir adaylık başvurusu var. 236 imzalı bir adaylık başvurusu var. Başka aday olmak isteyen arkadaşımız var mı? Tekrar belirtiyorum. Başka aday olmak isteyen arkadaşımız var mı? Evet, başka aday olmak isteyen arkadaşımız var mı? Başka aday olmak isteyen arkadaşımız yok. Adaylık başvurusu yapan Volkan Nallar arkadaşımızı 236 oyla öneriyorlar. Burada bulunan delegat arkadaşımızla arkadaşlarımızın bilgilerine. Evet, ben konuşmasını yapması için başkan adayımız Volkan Bey'i davet ediyorum. Sayın Divan, Sayın Milletvekilimiz İlhama Özcan Aygun, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Kadir Albayrak, Sayın ilçe başkanlarım ve yönetimleri, Sayın ilçe belediye başkanlarım, Sayın kadın ve gençlik kolları başkanlarım ve değerli üyeleri, davetimize nezaketen katılan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri, değerli basın mensupları ve el ele omuz omuza partimizi iktidara taşıyacağımız üyelerimiz, değerli emniyet mensubu arkadaşlar, hoş geldiniz. Şeref verdim. Biraz heyecanlıyım sizin karşınızda. Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemizin köklü partisini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir terzi olarak sizlere gururla sesleniyorum. Kendimi tanıtmak istiyorum sizlere. İsmim Volkan Nallar, Tekirdağlıyım. Hayatını Almanya'da dolmacılık yaparak kazanmış bir babanın, Karadenizli bir annenin evladıyım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. 13 yaşında oğlum, 6 yaşında bir kız çocuğum var Allah bağışlarsa. Eşim 20 yıllık bankacı, ondan da onur duyuyorum çünkü İş Bankası'nın bir mensubu. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir bankada da çalışması benim için ayrı bir onur. Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Çeşitli görevlerim oldu partinin içinde. Sporla çok alakalı olduğum için spor başkanlıkları yaptım. Geçmiş dönemde Tekirdağ Spor Kulübü Başkanlığı yaptım, bilenleriniz bilir.
Her zaman partimin içinde bulundum. Siyasi çalışmaların hepsine katılmaya çalıştım. Genel seçimlerde, yerel seçimlerde pankartından, partinin kahve kahve dolaşmalarından her şeyde bulundum. En büyük hayalim Cumhuriyet Halk Partisi'nde hizmet etmek ve partimizi iktidarda görmek, Allah izin ederse. Bunun için sizlere söz veriyoruz arkadaşlarımla beraber. Gece gündüz yağmur çamur demeden partimizi iktidara taşımak için şehrin her alanında ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ışığında hareket edeceğimize söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemizi hızla felakete sürükleyen, doğal olarak ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarında çürümeye, yoksulluğa, eşitsizliğe, haksızlığa, kadın eşitliğe dur demek için Millet İttifakımızın değerli ortakları ile tüm gücümüzle çalışmaya arkadaşlarım ve kendim adıma söz veriyorum. Bugünden itibaren ve bundan sonraki süreçlerde partimizin, ailemizin tüm üyeleriyle birlikte el ele kol kola, omuz omuza çalışmaya hazırız. Saraydan Şarköy'e tüm halkımız ile kucaklaşacağız. Onların dertlerini dinleyip genel merkezimizin politikalarını anlatarak halkın iktidarını kuracağız. Bu göreve talip olurken önce partili yoğun arkadaşlarımıza, esnafımıza, çiftçimize, emeklimize, askeri ücretle geçinemeyenlere, öğrencilere, kısacası memleketin her ferdine her gece söz verdim. Onların elini bir an olsun bırakmayacağız. Tek derdimiz var, o da memleketimizin barış ve refah içerisinde olması. Genel başkanımızın dünkü konuşmalarında dediği gibi, haydi arkadaşlar başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin, Allah utandırmasın. Çok teşekkür ediyorum. Biraz heyecanlıyım. Çünkü ilk defa bu kürsüde sizlere karşı konuşuyorum. Hoş görün lütfen. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam başkanım. Zaten heyecan olmazsa bu işin bir esprisi olmaz. Mücadele etme devamında olmaz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Beraber yol yürüyeceğim arkadaşlarım. Sırasıyla Akay Hüseyin Can. Avukat arkadaşlarım var. Bugün de avukat sınavı olduğu için maalesef memleketimizde hala sınavlarla karşı karşıya kaldığımız için bir 10 dakika geç gelecekler, 10-15 dakika. Maruz görün lütfen. Akın Halim. Şöyle geri çıkalım. Buraya Volkancığım. Buraya dizelim arkadaşlar. Biraz geri çıkalım arkadaşlar. Biraz böyle geriye alalım. Bir sessiz arkadaşlarımız var. Aydın Hasan. Bayram Cumhuriye. Hasan. Camcı Engin. Çakmak Oğuz. Hülya Çetin. Cemal Çiçek. Özcan Doğan. Ünal Durgun. Mustafa Can İkiciler. Oğuz Genç. Levent Gündoğdu.
Şafak Güneş, Mehmet Ali Işıkgöl, Özlem Kaplan, Şerafettin Karbuz, Anıl Kardeş, Murat Emre Kervaklılar, Talat Keskin, Sami Can Kilemitçi, Ali İhsan Onur, Nazlı Özden, Emin Özden, Binol Öztürk, Ali Özyürek, Abdül Taşyazan, Mehmet Utku, Emin Benan Utku, Ali Selim Rencioğlu, Mustafa Yalçın, Bilal Yılmaz, Can Yılmaz, Volkan Yüksel, Uğur Yüksel. İnşallah bundan sonra arkadaşlarım ve abilerimle beraber birlikte siz değerli üyelerinizden hepimiz birlikte iktidara yürüyeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hadi. Başkan orada Can Akbay, avukat verdi kapatmayı, oturmadı, kapatmayı kimse yok. Canlar avukat. Evet, haydi beraber. Haydi beraber. Haydi bakalım, başkanım. Haydi. Evet başkanım, teşekkür ederim. Divana bir öneri geldi. Nezmi Okur diye bireysel başvuru ama maalesef biliyorsunuz tüzüğümüze göre %10 imza olması gerek. 60 imza alması lazım. Fena. Abi arkadaşımız listeleri bir getirirse seçim kurulu ona göre devredelim.